اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ Şimdi devletle ilgili olan bak. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah size şunu emreder. Emanetleri ehillerine verin. Kim ehli, ehilse ehliyet esas olsun. Öyle falan soydan gelenler, filan şey yok, ehil olan. Ehliyeti esas alın, emanetleri ehil olan kişilere verin. Allah size bunu emrediyor. Peki başka ne emrediyor? وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman da adaletle hükmedin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyin. Allah'ın koyduğu kuralların dışına asla çıkmayın. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ Allah size ne güzel öğüt veriyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا Allah işiten ve görendir. يَا لَذِينَ آمَنُوا Şimdi esas bize. Esas temele geldi bak. İşte devlet sistemini nasıl oluşturacağız? Kur'an-ı Kerim bizde onu, burada onun ana ögelerini bize bildiriyor. Müminler, اَطِعُ اللّٰهَ وَاَطِعُ الرَّسُولُ Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. İki hafta önce Fatih Hoca burada peygambere itaatin ne demek olduğunu gayet güzel bir şekilde anlattı. Şimdi gerçekten insan çok çok üzülüyor. Yani şu kadar bir İslam uleması var. Kur'an-ı Kerim'de Resul'ün ne olduğunu Cenab-ı Hak çok net bir şekilde anlattığı halde Resul Allah'ın yanında ikinci bir şari olarak kabul edilmiş. Yani şeriat koyan ikinci bir makam olarak sayılmıştır maalesef. Çünkü Kur'an-ı Kerim Resul için diyor ki Estağfirullah ve ma alel Resul illel belâh. Resul'e düşen tebliğden başka bir şey değildir. Yani çünkü Allah'ın sözünü size iletiyor. Peki Allah'ın sözünü iletiyorsa Resul'e itaat kime itaat olur? Kime itaat olur? Allah'a itaat olur. Çünkü kendi sözünü söylemiyor ki Allah'ın sözünü söylüyor. Allah'ın sözünü söyleyen bir kişiyi ikinci bir şariyi nasıl ortaya koyabilirsiniz? Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur-rasul. Müminler Allah'a ve Resul'e itaat edin. Resul'e itaat, mürsile itaattir. Onun Resul olarak gönderene itaattir. Onun için Allahü Teala men yuti'ir Resul'e fakat ata'allah demiştir. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur demiştir. Bakın Resul'e itaat diye emir var ama Nebi'ye itaat diye tek bir emir yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Peygamberimiz Allah'ın ayetini okuduğu sıra Resul'dür. Ama onun dışındaki bütün davranışlarında Nebi'dir. Nebi'ye itaat diye bir emir hiç yoktur Kur'an-ı Kerim'de. O çünkü kendi görüşünü söyler Nebi sıfatıyla. Ama Resul sıfatıyla Allah'ın sözünü söyler. Allah'ın sözünü söylediği zaman itaat, Allah'a itaattir. Bu kadar açık şeyi ayıramadığın zaman bütün sistem alt üst oluyor. O zaman sünneti, ne sünneti anlıyorsun, ne Kur'an'ı anlıyorsun. Bakıyorsun ki Kur'an ve sünnet birbirine çatışmış. Kur'an'ı bırakıp sünneti alıyorlar. Bir acayip bir sistem ortaya çıkıyor. فَاِنْ تَنَازَعَكُمْ ف۪ي شَيْءٍ Herhangi bir konuda nizaya düşerseniz olur ya yani şimdi Allah'la nizaya düşebilir mi? Bir Müslüman Allah'la nizaya düşebilir mi? Düşemez. Resul de Allah'ın sözünü söylediğine göre peki kiminle nizaya düşersiniz? Bak böyle bir minkum diyor ve sizden yetkililer bak Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden yetkililere de kim ile nizaya düşebiliriz? Yetkililerle, değil mi? Ulemlediğimiz kişilerle nizaya düşeriz. Ne demek? Biz yetkililerle nizaya düşme hakkına sahibiz demektir. Peki onunla nizaya düşme hakkına sahipsin. O dokunulmaz, sen dokunulur. Böyle bir niza olur mu? Olur mu? Sen avukatsın olur mu? Böyle bir şey yaparsan, karşı taraf dokunulmaz, sen dokunulursun. Bunlar nasıl hizaya geleceksin? Nasıl mahkemeye vereceksin onu? Halbuki devleti mahkemeye verebilme hakkın olacaksın. Zaten bu devlet kelimesi de enteresan bir şey kazanmıştır. Yani bir tüzel kişilik diye bir şey ortaya atıldı bu şeyden sonra. Fransız ihtilalinden sonra. Öyle bir şey ki Allah'tan kork desen devlet Allah'ın huzuruna çıkarılacak değil ahiret. Ne ahiret korkusu var, ne namaz kılar, ne oruç tutar devlet.
Hiçbir şey yapmayan bu devlete bir din devleti şey yapıyorlar. Ya kardeşim, namaz kılmayan, oruç tutmayan şey nasıl Müslüman kafir oluyor? Devletin Müslümanı kafir olur mu? Oradaki insanların dini olur. Devletin nasıl dini olacak? O insanlar dindarsa devlet de dindardır. O insanlar dinsiz, dine karşı devlet de, devlet diye ayrı bir varlık yok. Bundan sonra devletin tüzel kişiliği denerek mesela mahkemeler öyle bir gene teokratik yapıya büründürülmüş. Dava, ceza davasında davayı açan devlet, yargılayan devlet, vatandaş orada süce. Bu ne biçim mantıktır ya? Böyle bir durumda sen nasıl nizaya gireceksin devlet? Şimdi bunu sadece bizim için değil, tüm dünya için bu yapının değiştirilmesi kaçınılmazdır. Onun için insanlar en temel hakları olan yaşama haklarını kaybediyor, köleleştir, köleden de daha beter bir şekilde hapishanelere atılıyorlar. Yani bu nezaa kelimesi, soyma, ayıklama anlamındadır. Yani ben senin yaptığını kabul etmiyorum kardeşim. Dediğiniz bir şeydir. Niza, şimdi mesela bizde öyle bir gelenek oluşmuş ki arkadaşlar, yani az önceki şeyde şey yaptığım gibi, yani işimiz gerçekten çok, çok fazla çalışmamız lazım. Bir kere bu dini doğru bir şekilde Kur'an'da olduğu gibi önce Müslümanlara ve bütün insanlığa anlatmamız lazım. Buna kimse karşı çıkamaz. Kur'an'daki gibi anlatırsanız kimse karşı çıkamaz. Ama bakın kitaplara, ben şahsen şu ana kadar gördüğümü hatırlamıyorum. Fatih çok yakında okudu. Şu Ölümden Mümkünden Sonrasını yazıyor mu kitaplar? Yok. Yani çünkü sen yakında bir hepsine baktın. Şöyle diyorlar hatta. Fahrettin Razi'nin tefsirine bile girmiş diyor. Şunu al, şu şeyi al, mikrofonu al. Fahrettin Razi'nin tefsirine bile girmiş. Fatih-i-Urlan kitap. Ve Fatih-i-Urlan sözüsünde benim en mümkün icmanım nedir? Buyur şimdi. Şimdi ama ondan sonrası yok. Ayet orada bitiyor sanki. Kıyasa. Ondan Fentena'da çok bir şey gibi kıyasa demiş. Yani tenazü, o zaman nizanın tarafı da vatandaş değil. Ulema. Ulema, teknik kol. Teknik kol. Şimdi mesela şeyde İstanbul Müftülüğü'nde biliyorsunuz işte 21 sene fetva işiyle meşgul olduk. Benim oturduğum masanın şimdi, orası Şeriatçılar Arşivi, tarihi bir bina. Masanın tam arkasında, şu anda hala duruyor mu bilmiyorum, bir büyükçe levhada bir hadis kaynağı, nedir onu da hatırlamıyorum, yazılıydı. Şimdi kim Resulü men etaani, yok. Men etaa Resulü fakat etaani. Kim Resulüme itaat ederse bana itaat eder. Kim emirime itaat ederse Resulüme itaat etmiş olur. Kim emirime isyan ederse Resulüme isyan etmiş olur. Dolayısıyla Allah'a isyan etmiş olur. Böyle yazmışlar. Şimdi tabii ki onu yazarsanız bu ayetin devamını yazamazsınız. Yani devamını koyamazsınız. Başka şeyler, onu hayalinize koymanız lazım. Halbuki ayet her şeyi çok net bir şekilde anlatıyor. Diyor ki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ. Herhangi bir konuda, bak herhangi bir konuda nizaya girerseniz, Allah ve Resulü'ne nizaya girilmez ama devlet de girilir. Diğer ulemaya girilir. Şimdi bir alim diyor ki ben fetva verdim, sen diyor, sen kimsin ya? Senin vazifen benim verdiğim fetvaya uymaktır, o kadar. Ya benim kafama yatmadı, senin kafan da ne oluyor diyor, Sen şu kadar 21 tane ilim biliyor musun diye sayıyor. Bilmiyorum, ben o ilimleri hiçbir zaman görmedim ya. Şu ana kadar acayip böyle hayali ilimler. Hepsini de bildim desen gene olmuyor. Bir de vehbi ilim olacak yani. Peki ulan Allah, vehbi ilim nasıl bir şey, nasıl bir okumayla olmaz? Ancak bizde olur. Şimdi Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan yetkililere itaat edin.
Peki o yetkililerle nizaya girme hakkınız var diyor Allah Teala. Nizaya gireceksin. Efendim, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ herhangi bir konuda nizaya girerseniz, yani onların görüşlerini, uygulamalarını beğenmeyebilirsiniz. O zaman ona karşı mücadele edeceksiniz. Peki mücadelenin şeyine, temeline فَرُدُّوهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ bu meseleyi Allah ve Resulüne götür. Bakın Kur'an-ı Kerim bu meseleyi nasıl anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de tabii kitap var, hikmet var. Hikmet de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiştir. Ki o Peygamberimizin uygulamaları ve verdiği hükümlerdir. Allah'a ve Resulüne götürün. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız. O zaman demek ki bir İslam devletinde ya da Kur'an-ı Kerim'in istediği manadaki devlette diyelim. Yani şurada da görüyorsunuz buna göre acaba hangi devlettir dersek falanca devlet dememiz de çok zor da ama Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği şekilde her vatandaşın yanlış gördüğü icraata karşı çıkma hakkı var. Şimdi bu Osmanlı'da kısmen uygulandığını ben şahsen gördüm. Yani az çok bir yansıma var. Mesela halkın yönetime katılımı şimdi Batılılar teokratik bir sisteme göre yapılandırdıkları için devleti ne kadar demokrasi falan filan deseniz de halkın yönetime katılımı açısından Osmanlı ile bugünkü hiçbir devleti kıyaslamak mümkün değildir. Yani benim bildiğim kadarıyla yeryüzünün en demokratik, en bilmem ne, en dedikleriniz hiçbir devleti siz Osmanlı'daki şeyle karşılaştıramazsınız. Yani çünkü orada hiç olmasa bir kilise yok yani. Bir teokratik yapı yok Osmanlı'da. Şöyledir yani mesela kamuyu ilgilendiren her konuda her vatandaş yetkilidir. Osmanlı'da 19. asrın ikinci yarısına kadar savcılık kurumu yoktur. Peki savcılığı kim yapıyor? Her vatandaş. Kim kamu aleyhine yani insanları rahatsız edecek, toplumu rahatsız edecek bir tavırla muhatap oluyorsa onun o davayı mahkemeye çıkarmaya ve sonuna kadar takip etmeye hakkı vardır. Hem şahitlik yapar hem davayı takip eder. Öyle olduğu için de emniyet ihlalleri hayal edemeyeceğiniz kadar azdır. Mesela işte 21 sene Osmanlı mahkemelerinin arşivini yönetmek nasip oldu. Doktorayı orada yaptık, sayısız araştırmacıya yardımcı olduk. Osmanlı mahkemelerinde en az dava ceza davasıdır. Hukuk davası da son derece azdır. Çünkü işte bugün bizden almış Amerika'ya götürmüşler. Oradan şimdi tekrar geliyor. Onarıcı adalet bilmem ne falan bir takım kelimelerle tekrar devreye sokuluyor. Mahkemenin etrafında davaların mahkemeye gelmeden halledilmesi için o kadar çok hakem kurulları vardır ki yani hep de uzmanlaşmış hakem kurullardır. Bunlar esnafın işte mahallenin şuyun buyun. Ondan sonra çok sayıda dava sulhla halledilir. Son derece azdır dava. Dava az olduğu için hakimlerin işi yok. Bakıyorsun bir tek mahkeme hem ceza davasına bakıyor, hem hukuk davasına bakıyor, hem de işi olmadığı için vakıfları idare ediyor, camileri idare ediyor. Gene vakti artıyor ki çarşı pazar dolaşıyor. Esnafların arasında nerede bir ihtilaf ortaya çıkmış orada şey yapıyor. O da gene vakti gene çok şey yapıyor. Pazarlarda fiyatları kontrol ediyor. Yani böyle bir şey var, yani ne kadar tenkit edersek edelim, ne kadar kötü olursa olsun batıyla kıyaslanmayacak kadar iyidir yani. Bu şeyden sonra, aydınlanma devrinden sonra ortaya çıkmış yapı, zaten ondan önceki çok kötü o şey değil, ondan önceki çok kötü. Ama ondan sonrası belli bir gerçekten aydınlanma diyecek hiç olmasa bazı ışık hüzmeleri gelmiş ortaya. Yani tam olarak aydınlanmasalar da
Fakat tabii Osmanlı'da medresede yenilenme diye bir şey yok. Yani eskileri gereksiz yere tekrarlama var. Onun tenkide kalkarsak çok şey zaten yaptığımız tenkitler hep onlarla ilgili. Bu tenkitler daha iyisi olabilecekken olmadıklarıyla ilgilidir. Yani tenkide kalktığımız zaman ki söyleyeceğimiz çok şey var ama öbür taraflara kıyasladığımız zaman yani katılım demokrasi deniyor. Siz mesela siz şimdi bugün yoldan gidiyorsunuz, adam arabayı ters park etmiş. Sizin onu oradan kaldırma hakkınız yok. Osmanlı olsa her vatandaş onu oradan kaldırır. Getirir, takarlar bir arabaya, kaldırır, götürürler. Adam gelip de hak iddia edemez. Gidip mahkemeye başvurur. Hiçbir yere, hiçbir kuruma başvuramaz. Çünkü insanların geçmesine engel oluyor. Bir yere gidiyorsunuz, oraya birisi bir tezgah açmış, burada açmış, adamların yürüyecek. Osmanlı olsa o tezgahlardan bir tanesini açamazsınız. Çünkü her vatandaş onu kaldırır orada. Yetkisi vardır. Ondan dolayı toplumda müthiş bir huzur ve güvenlik var. Yani şey ve insanlar arasında tabii ve şu da var. Mesela mahkeme bütün vatandaşlar inanılmaz derecede mahkemeye yardımcı olurlar. Hakimin ne zaman, hangi konuda, kimden yardım alacağını kimse bilemediği için herkes başkasının yanına dürüst olmak zorunda. Yani içinden dürüst değilse de mecburen dürüst olacak. Çünkü yarın ne olur ne olmaz belli değil. Çünkü yarın adam karısından kocasını sorabilir mahkeme. Onun için adam karısına karşı da dürüst olmak zorunda. Sorabilir, bu adamı nasıl bilirsin? Mesela bir dava mahkemeye geldiği zaman hakim, bakıyorsunuz davanın durumuna göre davacı hakkında bir soruşturma yapıyor. İnanılmaz, bakıyorsunuz ki 20-30 kişiye sormuş. Davalı hakkında bir soruşturma yapıyor. Onlarla ilgili. Şahitler hakkında bir soruşturma yapıyor. Bütün bunlar aynı gün bitiyor. Lan diyorsunuz bunlar aynı gün nasıl yapmış? Akşama kalmadan da kararını veriyor. Çünkü öyle bir yapı oluşmuş ki tüm vatandaş kendisini mahkemeye yardımcı olmakla yükümlü kabul ediyor zaten. Niye? Devlet benim diyor herkes. Ben burada bir şey değilim. Ben burada adam gibi adamım. Ben devletim diyor. Her insan bunu söylüyor. Ben devletim diyor. Güvenlik kuvvetlerine yardım. Mesela bakın şeye, polis teşkilatının kuruluşunun kaçıncı yıl dönümünü kutluyorlar? Hatırlayan var mı? 170 diyor. 170. He? Yok, 200'e çıkmadı. 170'li bir şeydir. Peki şimdi çıkarın 177'ye, 180 diyelim. Çıkarın kaç? 1836, 1840. Peki ondan önce? Jandarma teşkilatının kuruluşu da aynı. Peki polissiz, jandarmasız bu devlet nasıl idare ediliyordu? Yani çünkü her insan polis, jandarma ve savcı görevi yapabiliyordu. Bunda öyle bir sistemin oturtmuşlar ki onu yapan kişi sınırları aşamaz. Aşarsa bu defa öbürü de onu şey yapar. Yani herkes birbirini şey yapıyor, kontrol ediyor. Mesela mahalleye girenler kontrol edilir. Bir mahallenin güvenliğinden o mahalleli sorumludur. Mahallenin temizliğinden mahalleli sorumludur. O mahalle bekçilerinin ücretini mahalleli verir. Niye? Çünkü mahalleli mahalle bekçisinin sesini de tanır. Her şeyin de durum nerede olacağını da bilir. Bekçi herhangi bir durumda bir seslenecek olsa bütün mahallele dökülür. Bugün Allah muhafaza buyursun, polisi öldürseler millet hiç kimse şey yapamaz. Haberi bile olmaz. Tamam, faturayı gönder. Devlet sizi koruyor.
Neyse şimdi ortada bir yanlışlık var ama biz Müslümanlar olarak bütün dünyaya doğruları göstermek zorundayız. Bunlar fıtri doğrular, fıtrat. Yani öyle bir anlatacaksınız ki insanlara meseleyi. Adam diyecek ki doğru ya, bundan başkası olmaz. Yani kim olursa olsun bunu böyle diyecek. İşte o zaman o İslam olur. Benim içime yatmadı. Hani o inat ederek yatmadı diyenler ayrı. Ama gerçekten benim içime yatmadı, kafama yatmadı, biraz böyle hoşuma gitmedi deniyorsa orada bir bit yeniği vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu her türlü sistem, bak dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de devletin kurumları şöyle olacak, işte başkan şöyle seçilir, bilmem ne, teşkilat şu şekilde kurulur diye bir şey yok. Ana prensipler var. Siz ana prensipleri nasıl gerçekleştiriyorsanız gerçekleştir. Bazıları diyor ki işte İslam'a göre İslam demokrasiyi emreder. Öyle mi? Peki sen git bunu Suudi Arabistan'da savun göreyim. İslam krallığı emreder mi diyorsa, o zaman sen de git bunu Paris'te savun. İslam bunların hiçbirisini emretmez. İslam insana insan gibi davranılmasını, hiç kimsenin kimseyi sömürmemesini, yani ne din farkından dolayı, çünkü yani İslam güneş gibi olmalı. Doğduğu zaman bu adam kafirdir, ben onun tarlasında doğmam demediği gibi güneş. Bu adam Müslümandır, onda yok. Herkes tedbirini almayan kim olursa olsun şeyi yanar, bostanı yanar. Tedbirini alan da ona göre. Bu dünyada İslam'ın şemsiyesi altına girenler kesinlikle mutlu olurlar. Müslüman olanlar dünyada da ahirette de mutlu olur. Müslüman olmayanlar sadece dünyada mutlu olurlar. Eğer yanlış şeyler yaparlarsa onun cezasını görürler. Ve o yanlışlar da öyle evrensel ilkelerle anlatılmıştır ki kimse ona hayır diyemez. İşte bizim vazifemiz bu. Biz şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'ı böyle görüyoruz. Allah-u Teala, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan yetkililere deyince orada bırakıp yetkiliye itaat etmeyi Allah'a itaat etmek gibi görüp ondan sonra da bir zamanlar biliyorsunuz şeyde o Emeviler zamanında kendi yanlışlarını Cenab-ı Hakk'a fakir etmek isteyenler bir de bir kader inancını ortaya çıkarmışlar. Ki bu kader inancı kilisenin en çok yapıştığı bir inançtır. Bak mesela şuradan Calvin'in şeyini okuyayım ben size bak. Petrus krala saygı gösterin ve Süleyman oğlum Tanrı'dan ve kraldan kork dediği zaman bizden bir şey istiyor. Çünkü birincisi saygı terimi ardında içten ve gerçek bir hürmeti kastediyor. İkincisi kralı Tanrı'yla birlikte anarak kralın bir çeşit kutsal yücelik ve değerle donatılmış olduğunu gösteriyor. Mesela bizde de biraz Allah'ın gölgesi derler mesela şeyde padişahlara. Zıllullah fil art derler diyorsunuz maalesef. Bak yalnız korkudan değil, gönülden bir bağımlılıkla da krala bağımlı olmak gerekir. Prenseler ve yöneticiler olan itaatin sadece korkudan değil, aynı zamanda Tanrı'ya itaat olduğu bilinerek yapılmalıdır. Bu kalbinin sözü. Çünkü prenslerin ve yöneticilerin iktidarı Tanrı'dan gelir. Paulus der ki herkes emri altında bulunduğu hükümetlere boyun eğsin. Şu halde her kim hükümete karşı gelirse Tanrı'nın düzenine karşı gelmiş olur. Bunlar bizlere de var. Şeyler yani tam olmasa da az çok vardır. Şu hususta hiç kimse kendisini aldatmasın. Tanrı'ya karşı gelmeksizin yöneticilere karşı çıkamayız. Bak şimdi bu ayet ne diyor? Ve tenazaatun fi şey'in feruddu ila Allah ve Resul. Herhangi bir konuda yöneticilerle anlaşamazsanız ki anlaşmama hakkınız var. İster alim olsun, ister kim olursa Allah ve Resulü hariç onun için herkesle nizaya girebilirsiniz. Ama bu ne diyor? Şu hususta kimse kendini aldatmasın. Bu kalbinin sözü. Jean Calvin. Bu şeydendir, Luteryenlerin önemli mezheplerinden birisinin başıdır. Şu hususta kimse kendini aldatmasın. Tanrı'ya karşı gelmeksizin yöneticilere karşı çıkamayız.
Çünkü silahsız bir yönetici cezalandıramayacağı için küçümsense de Tanrı silahlıdır. Ve bu küçümseyişin intikamını derhal alacaktır. İtaat kavramı altında şu unsurları görüyorum. Fertler kamu ile ilgili konularda kendilerini yetkili görmemeli. Bak, Osmanlı'da herkes yetkili görüyor, bu görmemeli diyor. Görüyor musun? Onun için ben dedim hani ne kadar kötü, biz ne kadar tenkit edersek edelim, bugünkü Batı ile karşılaştıramayacağınız kadar Osmanlı çok çok ileridir. Ama biz bizim tenkit etmemiz, Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği şeyle kıyasladığınız zaman da çok çok geri. İnanılmayacak derecede geri. Evet. Fertler kamu ile ilgili konularda kendilerini yetkili görmemeli. Devlet işlerine karışmamalı. Bugün de az çok var değil mi? Az çok yani tam değil ama. Yöneticilerin yetkisine giren işlere burunlarını sokmamalı. Ve genel olarak kamuyu ilgilendiren herhangi bir girişime kalkışmamalıdır. İşte bunlar Batı'nın zihinsel arka planıdır. Batı'yı bilmek zorundayım. Böyle işte. Şimdi alıyorlar, ben gerçekten inanamıyorum. Ya Batı'dan ne alıyorsunuz Allah aşkına ya? Tamam teknoloji meknoloji alın ama sosyal konularda ne alacaksınız orada? Evet. Evet, yöneticilerin yetkisine giren işlere burunlarını sokmamalı ve genel olarak kamu ilgilendiren herhangi bir girişime kalkışmamalıdırlar. Kamu düzeninde düzeltilmesi gerekli olan bir bozukluk varsa kargaşa çıkarmamalı, ellerinin bağlı olduğu bir işe kendilerini sokmamalıdır. Bu alanda eli kolu bağlı olmayan tek kişi yöneticidir. Demek istediğim kendilerine emir verilmeden hiçbir işe kalkışmamalarıdır. Çünkü eğer yönetici emir verecek olursa onlar da kamu otoritesiyle yetkilendirilmiş olurlar. Kamu yararına uygun yönetenler Tanrı'nın hakimiyetinin gerçek örnekleridir. İşte kader inancı bu işte. Adaletsizce ve diktatörce hükmedenler de yine Tanrı tarafından insanları günahkarlıklarından dolayı cezalandırmak için görevlendirilmişlerdir. Şeyde Emevi yöneticilerin şeyine bakın, aynı cümleleri orada da bulursunuz. Yine de onlarda yasal gücü Tanrı'dan aldıklarını gösteren o kutsal haşmet vardır. Bütün şereften yoksun bakın, bütün şereften yoksun. En kötü karakterli bir kimse bile kamu yetkisine sahip Tanrı kendi buyruğu adaletinin ve yargısının bakanlığı ahvali ettiği o görkemli kutsal iktidara donatılmıştır. Ve dolayısıyla halkına itaati bakımından kralların en iyisi kadar şerefe ve saygı göstermeye layıktır. Karakterleri ne olursa olsun bu saygıyı hatta bu dindarca bağlılığı bütün yöneticilerimize sonuna kadar göstermek zorundayız. Bunu sık sık tekrar ediyorum. Kişileri kendi başlarına ele almamayı öğrenelim. Tanrı'nın doğrultusu da kişiliklerinde sarsılmaz bir haşmetin yazılı ve kazınmış olmasını yeterli sayalım demiş ve devam ediyor. Şimdi Batı'nın zihinsel arka planı budur. Ama bizim zihinsel arka planımız gerçi bir sürü zedelenmelerden geçmiş. Allah'a ve Resulüne itaat ama ondan sonra her konuda zihnine takılı şey yaparsa itiraz edebilirsin herkes. Ama bizde de biliyorsunuz sen kimsin? Büyükler işte, büyükler bilir. Biz ne biliriz? Diye bu kalbinin anlayışı maalesef din gibi bizde de bazı gruplara yerleşmiştir.